Selim'cim ya. Of. Yani neredesin acaba? Uyuyor musun hala? Geliyor. Ne? Günaydın. Günaydın. Ay dur, sıra sıklam olmuşsun. Hadi yukarı çıkalım, bir kahve içelim. Yok, çıkmayacağım. Sana bir şey söylemeye geldim. Ne oldu? Selim. Hadi akşam yemeğe gel. Bak hem babam hem Onur abin, özellikle de babaannem çok mutlu olacak. Lütfen. Ben gelmiyorum abla ya, boşver. Aşk olsun Selim ya. Bak babaannem bir anda ellerimizin içinden kayıp gidiyordu. Yani insan sevdiklerine zaman geçirmeyi ertelememeli. Bir daha gelmiyor bu zamanlar Selim'ciğim. Hadi lütfen inat etme. Hem babam dedi ki sevgilisini de getirsin Selim gelirken. Yani bu küçük detayı unutmuşum ben. Hello. Günaydın Kutlusay kardeşler. Günaydın Edil'ciğim. Hayırdır, ne yapıyorsunuz sabah sabah kapı önünde? Selim Bey'i kız arkadaşıyla akşam yemeğine davet etmeye gelmiştim. Sevgilimi yaptı prensimiz. Hayırlı olsun Selim. Kim, tanıyor muyuz? Yok, yok, tanımazsın okuldan. Edil'ciğim, sen de gelsene akşam. Babaannem çok sevinir seni gördüğüne. Yani bilmem. Gelsen mi acaba? Berin Sultan saat 8'de sofrada olur. Ona göre geliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Bay bay. Görüşürüz Nil. Selim'ciğim, görünmüyorsun ortalarda. Anladım, sevgili yaptın. Çok mutlusun da. Daha ne? Yani seninle ilgilenmiyorum diye trip atmayacaksın herhalde. Sen beni akranlarınla karıştırıyorsun galiba. Neyse, hadi akşam görüşürüz. Diyecektim ama bu program benim hiç ilgimi çekmedi. Benim daha eğlenceli planlarım var. Sen rahat ol. Sen şimdi var ya Zeynep'in ipeye çekecektin de planlar yapmışsındır kim bilir. Bak bak bak, bakışlara bak. Ben çok iyi biliyorum bu dondurucu bakışları. Yok. Hiç öyle bit beyniler gibi atar yapmaya. Oyun oynamaya falan ihtiyaç duymuyorum. Gerek yok. Kendi kendini imha ettireceğim o sansara. Bak görüyor musun, Selim Bey yine ortada yok. Kesin Serra'yı almaya gitti. Bebeğim sen de bir Selim Kutlusay'dır tutturmuş gidiyorsun. Ayrıca zaten dün akşam ektiğim tohumlar Serra'nın şu anda içini yavaş yavaş kemirmeye başlamıştır dedi. Ay Burak, ben çok duydum bu lafları. Hiç inanmıyorum o yüzden. Sonucu olmayan girişimler. Biricik, sen dinle beni. Bu seferki farklı. Bizim olan? İşte partilemeyi seversin yani, kendisi birazcık gece kuşudur. Sen ne hayal etmiştin? Yani klasik müzik eşliğinde yemek yiyip ondan sonra battaniyenin altında dizi izlemeyi mi? Hayaller, hayatlar. Hayır, ben seni baştan uyarmak istedim. Yani sonra iki gün sonra dersin ki bu ürün paketi beni aşıyor. Ben bunu iade etmek istiyorum. Öyle şeyler olmasın. Yalan da değil ayrıca. Selim sever öyle geceleri gezip tozmayı. Şöyle. Ben dün gece iyice tarttım. Olmaz bunlardan. Bilemiyorum. Bu kadar emin olmayalım Burak. Serra. Zaten sanki böyle Serra'da genel bir duru hali var. Nasıl söylesem, kıza baktıkça uykumu getiriyor benim. Öyle. Uyku getiriyor mu? Zeki. Kurnaz. Baksana. Ders çalıştıracağım diye girdi hayatımıza. Giriş o giriş. Hayatın tüm merkezine oturdu, yerleşti. Yani evet, ama Selim illaki bu ders çalışma tantanasından sıkılacak değil mi? Hem zaten ayrıca merkeze yerleşmek değil, yerleştiğim merkezde kalıcı olma deneme tatlısı. Ben Serra'da bu zekayı da göremiyorum. Ya sen
Ne güzel insan eziyorsun böyle. Aşk olsun bak, sen şu an kendine haksızlık ediyorsun. Sen benden daha güzel insan eziyorsun. Zaten biz seninle o yüzden böyle yanlışıyoruz ya. Hı? Doğru. Haklısın. Ne yaptın beni bıraktıktan sonra? Şey yapmadım, Burak'la sohbet ettik. Burak'la? Kızlar? Ben evden çıkmadan önce Burak'a söylemiştim. Ben gelmeden kızlar çıksın diye. Ben eve döndüğümde çıkmışlardı zaten. Aa. Ben kızlarla birlikte sabahlarsınız diye düşünmüştüm. Evet, öyle düşünmüşsün ama... Serra... Ben sevgilimi hayal kırıklığına uğratacak bir şey yapmam. Bu arada Nil uğradı sabah. Babamın elçisi olarak. Bizi akşam yemeğine davet etti. Bizi derken? İkimizi. İkimizi mi? Ya şey, babaannem taburcu oldu ya. Babam bizim evde yemek veriyormuş. Yani bizim ev dediğim babamın evi. Aile saadeti yaşayacağız işte. Şey, ben gelmesem, sen tek gitsen. Neden? Niye gelmek istemiyorsun? Yok, ondan değil de... Hani uzun bir aradan sonra babanla tekrar görüşeceksin ya. Ne olsun, ne olmuş? Yani belki seninle yalnız kalmak istiyordur aile. Öyle değil, çünkü babam özellikle senin de gelmeni istemiş. Sansar'dan haber var mı? Gelmiş mi okula? Sansar diyorum Eda. Kaç tane Sansar tanıyorsun sen? Ay, Zeynep mi? Ta kendisi. Konuşmuşsunuz belli. Dökül bakalım. Evet, birazcık konuştuk. Hı. Yani Biricik kendini inanılmaz haklı görüyor. Ben çok haklıyım diye diretti. Yaptıklarına hiç pişman değilim, şöyle söyledim. Rezil. Rezil kız. Tabii sen de ağzının payını verememişsindir kesin. Hayır. Ben verdim ağzının payını. Çok Hı. kızdım. Ama Zeynep, yani hiç bizim tanıdığımız gibi bir Zeynep değil. Çok garipti. Bence de. Ben ilk geldiğimde dedim Zeynep dedim, hiç dedim eskisi gibi dedim değil dedim. Demedin mi? Dedi. Gerçekten dedi. Doğru. Dedim. Dedin. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bir de şey, şu madam sekreteri hesabı var ya. Ne olmuş? Onu Biricik yönetiyor dedi. Bayağı herkese bunu yayacağım. Bu hesap Biricik Ergün'ün yönetimi altındadır dedi. Öyle söyledi. Ben de anladım. Efendim anne. Ay yok, bulamadım. Düşürdüm herhalde bir yerde, yok. Anne, yenisini alırız, olur biter yani. Şu an onu düşünemeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Ya makyaj çantam kayboldu da düşürdüm herhalde. Annem onu soruyor. Yani annem bir tane makyaj çantasının peşine düştüyse... Bir de Zeynep'i öğrensin. Kim bilir neler olur Biricik. Yok. Makyaj çantasında değil. İçindeki saate takılıyor. Ay, inanmıyorum. O saatin mi kayboldu? Evet, o saatin. Yine ne unuttun?
Barbaros. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya abla şimdi ben nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama. Ne oldu ya? Abla sen bizim Bayki abiden faizle para mı aldın? İtiraf ediyorum, çok heyecanlıyım. Yani bizimkiler insana değmiyor ya, bu kadar heyecanlanacağım bir şey yok. Geç sen dalganı. Dalga geçmiyorum. Yani babaannem seni sorularıyla bunaltabilir. Asena, üvey annem kalalık yapabilir. Babam beni sinirlendirebilir. Yani toptan ben hepsiyle gerginlik yaşayabilirim. Başka da hiçbir şey olmaz. Selim, şu çiçekçide duralım mı? Ben eli boş gitmek istemiyorum. Yani aslında gerek yok ama... Aa, lütfen. Olmaz ama öyle. İyi, peki hadi. Hemen geliyoruz. İnebilirsin. Hemen geliyorum. Tamamdır. Buket. Selim'in yemeğe getireceği kız doğum günü partisine gelen mi? Ha, evet, Serra. Ailesi kim? Tanıyor muyuz? İlla tanımak zorunda mıyız? Yani sizin okula giden çocukların anne babalarını iyi kötü biliyoruz da o yüzden sordum. Serra bizim burslu öğrencilerimizden. Aa, cidden mi? Selim sosyal sorumluluk projesini yapmaya karar vermiş. Bu durumda sen de benim sosyal sorumluluk projem oluyorsun. Öyle değil mi? Serra'yı tanıdığınıza çok sevineceksiniz Beril Hanım. Ne kaynatıyorsunuz bakayım? O kadar emin olma. Ben huysuz ve yaşlı bir kadınım. Estağfurullah. Babacığım, konumuz Selim'in kız arkadaşı. İnşallah düzgün bir kızdır. Çok düzgün bir kız gerçekten. Hı. Yani ölçülü, iyi terbiyeli, sakin. Evet evet, ben de çok beğendim Serra'yı. İyi aile terbiyesi aldığı çok belli. Çok iyi. Zaten bir insanda aranan özellikler de bunlar. Darısı herkesin başına. Biz bakalım. Teşekkürler Sevinç. Hoş geldin Senacığım. Okulda tanıştınız. Evet. İkisinin ilişkisinde benim payım büyük. Bunları ben tanıştırdım. Tanıştırdım derken? Evet. Yani Selim'i Serra'ya emanet ettim. Derslerine emanet ettim tabii.
Serra bölüm birincimiz. Selim'in alttan aldığı dersler için çalıştırıyor onu. Bizim olana söz dinletip ders anlatmak da o kadar kolay değil. İşin zor Serra'cığım. Yok, çok zorlanmıyorum. Çok zeki. Arada ufak bir konsantrasyon sorunu yaşıyoruz sadece. Demek bütün hırçınlığı bize. Bizim oğlan kime nasıl davranacağını çok iyi bilir. Demek çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Nerede çalışıyorsunuz? New Plus Otel'de. Ha. Ben de nereden hatırlıyorum demiştim. Bana da Nil söyledi. Yeni öğrendim. Yarı zamanlı çalışan gruptayım. Pes yani. Hani ben Urla'da çocukların hayatına fazla hakim olamıyorum. Ama size ne oluyor? Niye sizin hiçbir şeyden haberiniz yok? Hangi görevdesin kızım orada? Kat görevlisi olarak çalışıyorum. Hı. Yani bir nevi hizmetçilik, öyle mi? Öyle de denebilir, evet. Asena, senin etrafın çokça kocasına yaslanıp geçinen modern eşyalarla çevrili olduğu için Serra'nın çalışması sana biraz garip gelmiş olabilir. Ben böyle taşı sıkıp suyunu çıkaran başarılı kadınlara hayranımdır yavrum. Bravo sana. Bravo. Babaanneciğim bu arada hı, otelde sen bayıldığında hı, Serra buldu seni. Selim. O olmasaydı... Pes yani. Bravo hepinize. Bu şimdi mi söylenir yavrum? Ha? Demek hayatımı sana borçluyum güzel kız. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, olur mu öyle şey? Yaptığı iyilikleri anlatmayı sevmeyenlerden Serra. Ay bir anda kanatlanıp uçarmış melek misali. Ne gülerim. Serra aynı zamanda yurt dışından da bir sürü burs teklifi alıyor bu arada. Gidecek misin? Yani babacığım tabii ki sevgilisini bırakmak istemiyordur. Seninki de laf. Henüz karar vermedim. Annemi de arkamda bırakıp gitmek istemiyorum açıkçası. Güzel kız. Seni de savurup atmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarım. Niye gün değil mi senin adın? Ben Berri.
İhsan'ın annesiyim. Bırak oğlumun peşini kızım. O üniversiteyi Amerika'da okuyacak. Her şey planlandı. Aklına girip geleceğiyle oynama çocuğumun. Amerika çok uzak İhsan. Çok çok. Babama gitmeyeceğim diyemem Nilo. Kızlar, İhsan'ın Amerika'da kız arkadaşı hamileymiş, duydunuz mu? Yaşattıkları acısını teşhitemeyecekler.